Arkadaşlar merhaba. Bu dersteki konumuz dünyanın iklim zenginliği konusu olacak. İklim konusunun TYT ve AYT açısından çok önemli olduğunu söylüyoruz. Oldukça uzun bir konu ve bünyesinde aslında iklim dediğimizde hem bitki örtüsü hem toprak türü hem de su kaynaklarını barındırıyor. Kapsamlı bir konu olduğu için de TYT, AYT açısından önem arz ediyor. Ve yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesine neler etkili olur dersek, sıcaklık, basınç ve nemin yani iklim elemanlarının dağılışının bunda pay sahibi olduğunu söylüyoruz. Bununla beraber farklı hava kütleleri, kara ve deniz dağılışları, okyanus akıntıları ve yer şekillerinin yeryüzünde farklı iklim tiplerinin oluşmasında etki sahibi olduğunu biliyoruz. Bununla beraber makro klima ve mikro klima kavramlarımız var. Makro klima dediğimizde dünyada geniş alanlar boyunca yayılım gösteren iklim tipleridir. Akdeniz iklimi, ekvatoral iklim ya da step iklimi gibi iklim türleri makro klima olarak değerlendirilecektir. Mikro klima ise özel konum şartları gereği ortaya çıkan iklim koşullarıdır. Yani daha dar alanlarda hüküm süren iklim mikro klima olarak ifade edilecek. Örneğin Iğdır, Doğu Anadolu bölgesinde yer almasına karşın ortalama sıcaklıkları yüksek olduğu için pamuk tarımı yapılabilir. Bu bir mikro klima örneğidir. Ya da turunçgil tarımı için Akdeniz iklimi elverişliyken Doğu Karadeniz kıyılarında turunçgil tarımı yapılabilmesi de yine mikro klima iklimi olarak örnek verilebilir. Büyük iklim tiplerinin sınıflandırılmasına baktığımızda sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler şeklinde toplam 10 tane iklim türü karşımıza çıkacak. 3 alt başlık halinde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler ve bunların alt başlığı olarak da 10 tane soğuk, 10 tane büyük iklim tipinden söz edeceğiz. Burada yine karşımıza bir harita çıkıyor ve bu haritaya baktığımızda da dünyadaki büyük iklim bölgelerinin dağılışını göreceğiz arkadaşlar. Her bir renk ayrı bir iklim tipini bizim için ortaya çıkartacaktır. Evet, ilk olarak ekvatoral iklimle başlayalım. Ekvatoral iklim nerede görülür dediğimizde Amazon Havzası, Kongo Havzası ve Endonezya çevresindeki adalar olarak gösterilecek. Yani bu haritada ok işaretleriyle de ekranda gördüğünüz yeşil renklerle gösterilen sahalar ekvatoral iklimin görüldüğü yerler olarak karşımıza çıkacaktır. Kaba hatlarıyla 0 ile 10 derece enlemleri arasında görüldüğünü söyleriz ama özellikle Amazon ve Kongo Havzası arkadaşlar mutlaka bilmemiz gereken yerlerdir. Burası bizim için oldukça önemli bir saha olacak. Evet, ekvatoral iklimin yıllık sıcaklık ortalamasının 25 derecenin üstünde seyrettiğini görürüz ve yıllık sıcaklık farkı 2 ile 3 dereceyi geçmez. Bu özellik bakımından yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklim olduğunu söyleriz. Yıllık yağış miktarı da 2000 milimetreden fazla. Şimdi burada şuna değinmekte yarar var. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı en az olan iklim tipidir diyoruz. Bundaki en temel faktör güneş ışınlarının sürekli dik veya dike yakın açıyla gelmesi ve tabii ki bol miktarda nem barındırmasıdır. En önemli koşulumuz burada nem olayı arkadaşlar. Eğer bir yer ne kadar nemliyse sıcaklık farkı o kadar az olur. Buradaki sıcaklık ve yağış grafiğine bakarken bir not düşmekte yarar var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ekvator 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınlarını dik açıyla alır. Bu noktada sıcaklık ve yağış grafiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Yağış grafiğinin alt kısmında her ayın baş harfi verilmiş ve Mart ayına baktığımızda yağış miktarının biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Ya da aynı şekilde Eylül ayına baktığımızda yağış miktarının biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durum ekvatordaki yağışların yükselim yağışları kökenleriyle oluştuğunu bize gösteren bir kanıt olarak kullanılabilir. Yani güneş ışınları bu tarihlerde ekvatora dik açıyla düşer ve bu durum sıcaklıkların biraz daha artmasına ve bu durumda tabii ki yağışların da artmasına sebep olacaktır. Evet, yağış rejimi için düzenli olduğunu söylüyoruz. Çünkü her mevsim bol miktarda yağış alır ve yağışlar konveksiyonel kökenlidir. Yani ısınan nemli havanın yükselmesi sonucunda
meydana gelen yağışlardır. Konveksiyonel yağışlar ya da yükselim yağışları diğer ifadeyle. Evet, her mevsim yağışlı ancak ekinoks tarihlerinde yağış bir kademe daha fazlalaşır. Bitki örtüsü içinse yıl boyunca yeşil kalan sık ve uzun boylu yağmur ormanlarından söz ediyoruz. Yani görseldeki bitki örtüsü aslında tam da tropikal yağmur ormanlarını ifade edecek olan bitki örtüsüdür. Dünyanın en gür bitki topluluğuna sahiptir burası. Bu nedenle balta girmemiş ormanlar olarak da ifade edilebilir. Buradaki bitki örtüsünde alt kısmında çalı ve çayırlardan oluşur. Bununla beraber boyları 20-30 metre kadar yükseklikte ağaçlar görülür. Ve bunların da üstünde boyları 50-60 metreye ulaşabilen ve gövdeleri devasa boyutlara ulaşabilen yüksek ağaçlar kendisini gösterir. Ve hatta bunların da tepesinde sarmaşıklar yer alır. Yani ekvatoral kuşaktaki ağaçların boylarının çok uzun olduğunu, bitkilerin çok gür olduğunu söylüyoruz. Bundaki temel koşul ise, temel kriter ise güneş ışığından yararlanma isteği ve elbette nemin çok yüksek olmasıyla açıklanır. Savan iklimine baktığımızda da ekvatoral kuşağı çevreleyen yüksek sahalarda görüldüğünü söyleyeceğiz. Hemen arkadaki görsel savan iklimine ait çok karakteristik bir görüntü veriyor bize. Sararmış uzun boylu ot toplulukları ve zebralar. Bu haritada hemen savan ikliminin görüldüğü yerler bize belirtilmiş. 10 ile 30 derece enlemleri arasında yer aldığını görüyoruz. Ve kaba hatlarıyla şunu söyleyebiliriz savan iklimi için. Ekvatoral iklimi çevreleyen yüksek sahalarda görülür. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde olan savan ikliminde yaz mevsimi yağışlı, buna karşın kış mevsiminin ise, yani tabii ki burada kastımız takvim yılına göre kış mevsimi, yoksa savan ikliminde 4 mevsim diye bir durum söz konusu değil, her zaman yaz mevsimidir. Ama kuzey yarımkürede savan ikliminin görüldüğü bir yerde Ocak, Aralık, Şubat aylarını kış mevsimi olarak adlandıracağız. Güneş ışınlarının daha dik açıyla geldiği yaz döneminde yağışlı bir dönem bizi bekleyecek. Bununla beraber yılın geri kalan kısmının kurak olduğunu söylüyoruz. Yıllık yağış miktarı 1000 ile 1200 mm arasında değişen savan ikliminin sıcaklık ve yağış grafiğine bakarsak buradaki yağış sütunlarının daha çok yaz mevsiminde yükseldiğini görürüz. Yani yaz mevsiminin yağışlı geçtiğini gösteren bir işaret bu bizim için. Sıcaklık farklarının çok yüksek olmadığı savan ikliminde bitki örtüsü de uzun boylu ot topluluklarından oluşan savanlardır. Buradaki savanlar yağışlı olan yaz mevsiminde yeşerirken yılın kurak döneminde ise sararacak ve bu şekilde nispeten kurak bir görüntü ortaya çıkartacaktır. Yer yer ağaç topluluklarına rastlanabilir savan ikliminde. Arkadaşlar, bu durum akarsuların kenarında, göllerin kenarında, bataklıklarda ya da yeraltı suyunun yüksek olduğu alanlarda kendisini gösteren bir özelliktir. Diğer bir sıcak iklim türü olarak nitelendirdiğimiz muson ikliminin ise en bariz, kendisini en karakteristik özellikleriyle gösterdiği saha Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleridir. Burada özellikle Çin ve Hindistan'a sık sık vurgu yapacağız. Evet, burada açık mavi tonlarıyla gösterilen saha muson ikliminin görüldüğü bölgedir. Ve muson iklimi de muson rüzgarlarının etkisiyle meydana gelir. Yani yaz ve kış mevsiminde kara ve denizlerin farklı ısınması sonucunda ortaya çıkan iklim türü olacaktır aslında bu. Ortalama sıcaklık değerinin 15 ile 20 derece arasında olduğu muson ikliminde kuzeye doğru kışların daha sert geçtiğini gözleyebiliriz. Bu durumda karasallık şiddetinin artmasıyla dağların yükseltilerinin artması etkili olacaktır. Burada hemen sıcaklık ve yağış grafiğine bakalım. Savan iklimiyle çok benzer özellikler görülmesine rağmen muson ikliminde yağış miktarının çok daha fazla olduğunu söyleriz. Bununla beraber sıcaklık farkları ise biraz daha artmıştır. Yani yıllık sıcaklık farkı 5-10 derecelere kadar ulaşabilir muson ikliminde.
Burada en son maddeye bakacak olursak muson rüzgarların esme yönüne paralel olarak yazlar yağışlı, kışlar kuraktır. Çünkü yaz mevsiminde karalar daha sıcak, denizlerse daha serin olacak. Bu durum denizlerin yüksek basınç, karaların da alçak basınç özelliği göstermesine sebep olur. Yani rüzgar denizden karaya doğru eser ve denizden esen rüzgar bol miktarda nem taşıdığından karalara yağış bırakır. Kış döneminde ise karadan esen rüzgarlar kuraklığı artırır. Muson ikliminde meydana gelen yağışların yamaç yağışları olduğunu söyleyeceğiz. Denizden gelen nemli havanın kıyıya paralel uzanan dağ sıralarına çarpmasıyla oluşacaktır muson iklimi. Ve bol miktarda yağış getirecek elbette ki bunlar. Mesela burada bir Cherrapunchi örneği verilmiş. Yıllık 12 bin milimetre yaklaşık yağış alır ve her yıl bu yağış türü devamlıdır. Yani hani bir yıl 12 bin yağdı da ondan sonra böyle yağmadı diye bir durum yok. Her yıl ortalama 12 bin milimetre kadar, 11 bin 12 bin milimetre arasında yağış alır. Bu bölge dünyanın en yağış alan yeridir. Gerçi bu bilgide şöyle bir güncelleme yapabiliriz. Yine Cherrapunchi bölgesinde, farklı bir yerde değil ama Masinram bölgesi buradan daha fazla yağış almaktadır. Artık dünyanın en yağışlı bölgesi olarak bu Masinram bölgesi geçmekte arkadaşlar. Evet, Cherrapunchi'den bir görüntü karşımıza. Oldukça yağışlı dönemden alınan bir görüntü. Oldukça sisli puslu ve her an yağmur yağacakmış gibi bir görüntüsü var. Evet, muson ikliminde kıyı kesiminde kışın yaprağını döken ormanlar, kuzeye doğruysa savanların görüldüğünü söylüyoruz. Kıyı kesimindeki yaprak döken ormanların yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesine bağlı olarak oluştuğunu söyleyebiliriz. Teak ağacı muson ikliminin en karakteristik bitki örtüsünü oluşturur. Buradaki ormanlar ekvatoral kuşaktaki kadar tür çeşitliliğine sahip olmasalar da bitki örtüsünün oldukça gür olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik çöl iklimine. Arkadaşlar, çöl ikliminin özellikle dağılışı konusunda hassas olmanızı istiyorum sizlerden. Çünkü dünya üzerinde çöllerin dağılışını bilmek birçok konu açısından bize bizim kullanacağımız bir bilgi olacak. Yani hem iklim konusunda, hem bitki örtüsü, toprak su kaynakları, hem nüfus, hem doğal afetler konusunda birçok konuda dediğim gibi çöllerin dağılışını bilmek durumunda kalacağız. O yüzden şöyle hızlıca tekrardan bir göz atalım. Evet, çöllerin kaba hatlarıyla dönenceler civarında oluştuğunu söyleyebiliriz. 30 derece enlemlerinde bulunan dinamik yüksek basınç kuşakları çöl oluşumunu kolaylaştıran bir unsurdur. Çünkü buradaki alçalıcı hava hareketleri bölgenin kurak geçmesine ve yağışın yok denecek kadar az olmasına sebep olur. Bununla beraber Orta Asya'da da denizlere uzaklık ve etrafının dağlarla çevrili olması sonucunda ortaya çıkan çöller mevcuttur. Evet, dünyadaki bazı çöller gösterilmiş. Özellikle Kuzey Afrika bölgesindeki Büyük Sahra Çölü dünyanın en büyük çölü olması bakımından önemlidir. Evet, yıllık ortalama sıcaklıkların 40 derece civarında olduğunu görüyoruz çöllerde. Buna karşın günlük sıcaklık farkları, özellikle günlük sıcaklık farkları çok yüksektir. Yani gündüz vaktinde sıcaklık 50 derecelere kadar yaklaşabilirken gece olduğunda bu sıcaklık değeri 10 dereceye kadar düşer. Tabii sıcaklık farkının bu denli çok olmasında en etkili olan faktör nemin yok denecek kadar az olması arkadaşlar. Burada konveksiyonel kökenli sağanak yağışlar ifadesi verilmiş. Ancak şunu da unutmamak lazım. Yıllık yağış miktarı zaten genellikle 100 milimetreden azdır ifadesi var. Yani hatta onlarca yıl yağış almayan çöller vardır. Ve yağışların konveksiyonel kökenli olduğu doğru, ancak bunu unutmayalım. Çöller onlarca yıl boyunca yağış almayabilir. O yüzden yağış rejimi içinde elbette düzensiz rejimden söz edeceğiz. Evet, çöllerin bitki örtüsünün cılız olduğunu, kurakçıl otlar ve kaktüslerden oluştuğunu söylüyoruz. Burada ekranda gördüğünüz gibi bazı vaha olarak nitelendirilebilecek yerlerde palmiye ağaçları kendisini gösterebilir.
Bununla beraber çöl bitkilerine genel itibariyle biz kserofit bitkiler, yani kuraklığı seven bitkiler deriz. Bu kuraklığı seven bitkiler suyu bünyesinde uzun süre muhafaza edebilirler. Ve kaktüs gibi bu kuraklığı seven kserofit bitkilerin çok gelişmiş bir kök sistemi vardır. Çünkü yeraltı suyu çok derinlerde ve yeraltı suyuna ulaşmak için köklerin çok gelişmiş olması gerekmekte. Akdeniz iklimine baktığımızda dağılışı konusunda biraz daha parçalı olduğunu görürüz. Burada Akdeniz Havzası, Kaliforniya Körfezi, Orta Şili kıyıları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu saha, yani Ümit Burnu diye bildiğimiz saha ve Avustralya'nın güney kıyıları Akdeniz ikliminin görüldüğü başlıca yerlerdir. Ve kaba hatlarıyla sınıflamak gerekirse 35 ila 30 ila 40 enlemleri arası Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalar olarak karşımıza çıkar. Evet, yıllık sıcaklık ortalaması 18 derece olarak verilmiş. Tabii bu yaz mevsimindeki sıcaklıklar ve kış mevsimindeki sıcaklıklar beraber değerlendirilerek verilen bir sıcaklık değeridir. Yıllık yağış miktarı ise 600 ila 1000 milimetre arasında ve düzensiz rejime sahip. Bakın hemen sıcaklık yağış grafiğini inceleyelim. Yani bildiğimiz Akdeniz iklimi. Yaz mevsiminde sıcaklık 30 dereceye kadar yükselmiş, yağış ise yok denecek kadar az. Yani yazın sıcak ve kurak. Kış mevsimine baktığımızda ise sıcaklıklar 10 derece civarına kadar düşmüş. Buna karşın yağışlar artış göstermiş. Arkadaşlar, Akdeniz ikliminde don olaylarının çok nadir görüldüğünü söyleyebiliriz. Bununla beraber bitki örtüsüne geldiğimizde ise Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle oluşan maki topluluğu karşımıza çıkar. Bunlar çalı formasyonudur. Boyları 1,5-2 metre arasında olabilir. Kısa boylu bodur ağaççık olarak nitelendirilirler ve yıl boyunca yeşil kalırlar. Okyanusal iklime baktığımızda ise okyanusal ikliminin nasıl bir şey olduğunu anlamak adına aslında şöyle bir benzetme yapabiliriz. Okyanusal iklim ile bizim ülkemizde görülen Karadeniz iklimi ikiz kardeş kadar birbirine benzer. Burada açık pembe renkleriyle gösterilen sahalarda okyanusal iklim görülür ve 30 ila 60 derece enlemleri arasındaki kıtaların batı kıyılarında okyanusal iklimin oluştuğunu söyleriz. Tabii mesela Karadeniz kıyılarına baktığımız zaman da bu iklim türünü görmek pekala mümkün. Okyanusal iklimin oluşmasında batı rüzgarları ile sıcak okyanus akıntılarının etkisini de mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekli. Evet. Okyanusal iklimle ilgili hemen sıcaklık ve yağış grafiğine bakarak başlamak daha doğru olacaktır. Bu grafiği incelediğimizde her mevsimin yağışlı olduğunu görüyoruz ve yıllık sıcaklık farkının ise orta kuşak iklimine göre çok az olduğunu söyleyebiliriz. Ve her mevsimi yağışlı düzenli rejim söz konusu. Buna karşın en yağışlı dönem için sonbahar mevsimi söylenebilir. Evet, bitki örtüsü içinde kışın yaprak döken yayvan yapraklı ormanlar kendisini gösterecektir okyanusal iklimde. İşte ekranda görülen yer okyanusal iklime ait bitki örtüsü. Step iklimi, ılıman kuşak karasal iklim olarak da nitelendirilebilir. Hani böyle canlandırmamız açısından, hayal etmemiz açısından söylüyorum. İç Anadolu bölgesindeki karasal iklim ile step iklimi aynı şey. Bu haritada açık kahve tonlarıyla, nispeten açık kahve tonlarıyla gösterilen yerler step iklimini ortaya çıkartacak. Özellikle Kuzey Amerika'nın iç kesimleri ve bilhassa Asya kıtasının, Orta Asya kıtasının iç kesimlerinde step iklimini görebiliriz. Burada baktığımızda yağışların çok az olduğunu, buna karşın az olan yağışların da İlkbahar mevsiminde artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Şunu unutmamakta yarar var. Eğer yağışlar ilkbahar mevsiminde düşüyorsa havanın ısınmasına bağlı gerçekleşiyor demektir. Havanın ısınmasına bağlı gerçekleşiyorsa yükselim yağışlarıdır. Doğal bitki örtüsü için cılız bozkırlardan söz ederiz. İşte bir bozkır görüntüsü karşımızda, oldukça kısa boylu. Bunlar yağışlı olan dönemde yeşerir, ancak yılın geri kalan döneminde hemen
rengi sararacaktır. Ve sert karasal iklime baktığımızda ise özellikle Rusya ve Kanada'nın iç kesimlerinde yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Step ikliminden farklı olarak burada günlük ve yıllık sıcaklık farkının daha fazla olduğunu söyleriz ki sıcaklık ortalamaları da daha düşük olacak. Ve kış mevsimi oldukça soğuk ve sert geçer. Buna karşın uzun süren bir kış mevsimi kendisini gösterecektir. Sert karasal iklimde sıcak olan yaz döneminin nispeten yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Kış mevsiminde düşen yağışlar ise son derece düşük sıcaklıklar sonucunda kar şeklinde meydana gelecek. Sert karasal iklimin bitki örtüsüne baktığımız zamansa iğne yapraklı ormanlar kendisini gösterir. Bunlar soğuk ve nemli bölge ormanlarıdır. Bununla beraber yağışın azaldığı yerlerde yükseltiye bağlı olarak bozkırlar veya çayır formasyonlarını görmek mümkündür. Ve geldik kutup iklimine. Soğuk iklim kuşaklarına. Kutup iklimi Antarktika kıtasında ve Grönland adasının iç kesimlerinde kendisini gösterecektir. Sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca sıfırın altında seyredecek. Yağışlar yok denecek kadar az ve elbette buzlarla kaplı bir yüzey söz konusu olduğundan toprak veya bitki örtüsünden de söz etmiyoruz kutup ikliminde. Tundra iklimi ile ilgili de arkadaşlar, tundra iklimi ile ilgili aslında söyleyeceğimiz en karakteristik kelime belki de kutup altı bölgelerde görülür. Yani kutuplara gelmeden bir önceki durak diyebiliriz tundra iklimi için. Ve burada mor renkle gösterilen sahalar tundra ikliminin görüldüğü yerler olarak karşımıza çıkar. Yani İskandinav Yarımadası'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi ve Sibirya ile Grönland adasının kıyı kesimlerinde kutup tundra iklimini görmek mümkün. Buna karşılık en sıcak ay ortalamasının 10 dereceyi geçmediğini söyleriz. Yaz mevsiminde sıcaklık birkaç aylığına da olsa 0 derecenin üstüne çıkar. Ancak bu sıcaklıklar 10 dereceyi geçmez. Kışın ise sıcaklıklar oldukça düşük, -30-40 derecelere kadar inebilir. Yıllık yağış miktarı oldukça az ve topraklar da tabii bu koşullar altında donmuş vaziyettedir. Bunlara permafrost topraklar ya da donmuş topraklar ismi verilebilir. Ve yazın bu topraklar buzların çözülmesiyle beraber bataklık haline gelecektir. En nihayetinde böyle bir iklim kuşağında da ağaçtan söz etmek mümkün değil. Sadece tundra adı verilen cılız ot formasyonları. Evet, tundra iklimine ait son görüntümüz de bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, iklim konusu TYT ve AYT'de sıkça karşımıza çıkan konulardan bir tanesiydi. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.